Kontrol Mal'a hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Sayın arkadaşlarım, Şantiye serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kapalı rezervuar kısmına gelmiştik. Şu an ne yapıyoruz genel itibariyle? Şu an genel itibariyle temiz suyu dairemize döşüyoruz sayın arkadaşlar. Temiz suyu, sıcak ve soğuk su muhabbetini anlatacağız. İşte tuvaletlerini, daha doğrusu kapalı rezervuarını, bu rezervuarını şu an anlatıyoruz. Kapalı rezervuar dediğimiz sayın arkadaşlar bizim bildiğimiz alafranga tuvalettir. Şimdi alafranga tuvaletlerde hatırlıyorsanız ne yaptık? Bir tane oraya şey bıraktık. Yüzük bir maçtan gider bıraktık. Şimdi o yüzük pimaşın üzerine isterseniz normal bildiğimiz klasik o hani arkasındaki rezervuarlı olan sistemi getiriyorsunuz, tak diye koyuyorsunuz. Bunu genelde mesela tadilat yaptığınız bir yerde kapalı rezervuar koymanız mümkün değilse oraya gidiyorsunuz, bir tane hazır alafranga tuvalet yerleştiriyorsunuz. Yani şu şekilde sayın arkadaşlar, bakın alafranga tuvalet. Hani klasiği bu şekilde, hani yıllardır kullandığımız sistem aslına bakarsanız, ya da işte klozet dediğimiz sistem. Kapalı rezervuar dediği de bakın şu. Hani modern sistem demiş de, modern sistem işte ne kadar modernse. O rezervuar kısmı bakın şunun içerisinde kalıyor. Yani işte kapalı rezervuar, gömme rezervuar gibi isimlerle anılan rezervuar bu işte sayın arkadaşlar. Bu sistem duvarın içerisinde kalacak. Şöyle şefim. Biz duvarlarımızı ördük. Nasıl bu sistem duvarın içerisinde kalacak? Sayın arkadaşlarım bunu göreceğiz. Duvarın içerisinde kalmayacak. Onun üzerine tekrar bir tane etrafından duvar yapacağız. Onu zamanı gelince göreceğiz. Sayın arkadaşlarım yani kapalı rezervuar muhabbeti de bu şekilde. Bakın buradan normal şeyi falan takılıyor. Buradan su geliyor. Temizlik suyu. Bastığınızdaki gelen su onu temizliyor. Yani hani sürekli kullandığınız bir şey olduğu için bunu artık bunu detaylı anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama bunu zaten montajını yaparken asıl konumuzu orada göstereceğim sayın arkadaşlar. Asıl mevzu orada başlayacak. Yani ilerliyorum ben. Bunlar da bizim peperici boru tiplerimiz sayın arkadaşlar. Aynısını pimaş boruda da yaptık. Şimdi sayın arkadaşlarım şöyle söyleyeyim. İsimler aynı olur zaten. Yani bu dirsek mesela, bu da dirsek, anladınız mı? Ne bu? Kapalı dirsek dedi, 90 derecelik dirsek işte. Genelde zaten peperici boruda 45 derecelik dirsek biraz daha nadir kullanılıyor. Biz pis suda hani suyun akışından dolayı sürekli 45 derecelik borularla dönmüştük hatırlarsınız. Ama orada suyun kendiliğinden bir akış söz konusu. Ama bu peperici borularda belediyenin taziyiyle gelen bir durum olduğu için, yani alttan bir suni tazik olduğu için, çünkü aşağıdan yukarıya doğru gidiyor. O yüzden buralarda suyun akışında zaten bir sıkıntı olmuyor sayın arkadaşlar. İşte nedir? Dirsek T. Mesela şu enteresan bir T. Bak gene T ama burası 25'lik gelmiş. Buradan 20'lik devam etmiş. Görüyor musunuz? Bu da ona göre kullanılan. Bu da T ama mesela 25'lik gelmiş. 25'lik devam etmiş. Ona T atmış. İşte şu maşon, yine maşon dediğimiz sistemi biz en son şeyde görmüştük zannediyorum. Temiz su kazısında aşağıda temiz sudan kendi hattımızı çekerken oraya bir tane vizyon maşon takmıştık. Sığı tesisat olaylarında, ha yok maşonu şeyde görmüştük. Bizim Bodrum'da su patlağımız olmuştu. Oraya ek yaparken maşonu orada görmüştük. Ya şu maşonu. Yani ek yapılan yerlerdeki kullanılan malzemelere tesisatın, sıhhi tesisatın genelinde maşon ismi belirtiyor sayın arkadaşlar. Ondan sonra bakalım burada ne var anlatmadığımız. Şurada kavis sayın arkadaşlar. Bu kavisi de yeri geldiğinde göreceğiz. Bu kavis ne işe yarıyor? Mesela borular birbirinin üzerinden geçmesi gerektiği durumlarda kullanılıyor. Kafa karıştırmış olabilir. Ya hızlıca şöyle söyleyebilirim. Mesela buradan buraya ilk boru geldi. Şimdi böyle giderse sıkıntı yok değil mi? Ama şöyle bir şey var. Bakın bu boru buradan geldi. Sonuçta şey, sıcak su bazen bu durum gerektirebiliyor. Bu boru gelip buradan bunun üstünden atlaması gerektiği durumlarda. Şimdi burayı sanki duvarmış gibi düşünün. Tamam, şey zeminmiş gibi düşünün. Geniş bir zeminmiş gibi. Bunları da şu peperece borularmış gibi düşünün. Şimdi şu kısımda işte sayın arkadaşlar üst üste denk gelen kısımda. Orada da benim kendim mi denk gelmişim? Neyse, anlaşılmış zannediyorum. Oraya da bu
Kavis dediğimiz şöyle diyeyim. Kavis dediğimiz sayın arkadaşlar malzemeyle orada üst üste geçiriyor. Yoksa üst üste nasıl geçirecek? Boruyu şey yapamaz. İşte böyle altından bir eğimle orada suyu aktarıyor sayın arkadaşlar. Bunları da zaten yine söylüyorum. Tekrar edeceğiz. Yerleştirirken falan sık sık tekrarımızla bunlar da iyice oturacak. Hiç merak etmeyin. Devam ediyorum o yüzden. Bakın ustamız burada ne yapmış sayın arkadaşlar? Biraz dağınık gibi gidiyor olduğumu düşünebilirsiniz. Merak etmeyin. Bakın bunların hepsini toparlayacağız. Önce bir neyle, nelerle muhatap olduğumuzu bilelim. Ondan sonra bunu halledeceğiz. Bakın burada ustanın yaptığı şu sayın arkadaşlar. Şimdi boruları yerleştirirken sürekli böyle itiyor, çekiyor, bilmem ne yapıyor ya. Biz mesela borunun bir yüzeyinde işte ek yapıyoruz, kaynak yapıyoruz, bir şey yapıyoruz. Oraların tesisatını ayarlarken diğer yüzeyinde içine şey kaçmasın diye kendiliğinden körlemiş sayın arkadaşlar. İçine toprak kaçmasın, şu olmasın, bu olmasın. Çünkü tesisat da içine pislik kaçması çok büyük sıkıntılara neden olabiliyor arkadaşlarım. O yüzden ucunu körlemiş. Bunu nasıl körlediğini, şu yönü, bu yönü da yine aynı şekilde göstereceğim. İlerleyelim. Bakın bu sistemimizi öncesinden görmüş. Şu an ustamız bunun ucunu körlüyor. Borunun ucunu körlüyor ama bunun ne olduğunu da görmüştük sayın arkadaşlar. Bu işte peperici boru kaynatma makinesiydi. Boru kaynağını işte bu aletle yapacağız. Sürekli bu aleti kullanacağız. Şu an temiz su muhabbetinde, işte sıcak ve soğuk su muhabbetinde sürekli bu aleti kullanacağız sayın arkadaşlar. Çünkü sürekli bu boruları kaynatmamız gerekecek. Şu an ne yapıyor ustamız? Ustamız şu an arkadaşlar işte dediğim gibi ucunu körlüyor. Isıtıyor, ağzını kapatıveriyor. Şu an yani bir şey yok. Teknik yaptığımız işle alakalı değil. Sadece kendi borusunu korumak için yapıyor şu an bunu. Bana da göstermiş ama şu an kamera başka yere odakladığı için çok iyi görünmemiş. Bu da zaten makas işte sayın arkadaşlar. Boru kesme makası. Ama size şöyle söyleyeyim. Biz bu işlemleri yaparken bakalım tarih neymiş? Tarihimiz 23 Mart. Ama hala hava buz gibiydi. Yani Mart ama yani inanılmaz bir kış soğuğu vardı. Yani şöyle hani tesisatçılar devam ediyor dedim biliyorsunuz. Devam edebiliyor dedim daha doğrusu. Diğer işler durmuşken de tesisatçılar bir nebze devam edebiliyor. Ama onların da emin olun işleri daha zorlaşıyor. Şu boruyu bile soğuk havada kesmek çok daha zor oluyor sayın arkadaşlar. Mesela şöyle şimdi bu makas şöyle bastıkça yavaş yavaş ilerleyen bir makas, tamam mı? Onu böyle basması bile daha zorlaşıyor. Çünkü boru böyle daha sert bir hale geliyor. Bakın burada ne yapıyor sayın arkadaşlarım? Mesela hat şu şekilde buradan şöyle gelecek. Hani hattın ne olduğunu bilmiyorum. Hat bu şekilde gelecek. Bu şekilde gelirken bir tane T yardımı ile bunun noktası biraz büyüdü, biraz küçülteyim. T yardımı ile buradan bir tane yana doğru hat atacak. O yüzden ayarlıyor. Bakın şimdi. Hemen bir tane resim ilerleyelim. Gördünüz mü? Hat buradan böyle gidecek. Ona bir tane yana doğru 90 derecelik açıyla başka bir yere hat gidecek. Bunların hepsinin temiz su nereden geliyor? Nereye gidecek? Nasıl olacak? Hepsini göstereceğim. Merak etmeyin. Şu an burası neresi? Arkadaşlarım şu an burası bizim tuvaletimiz biliyorsunuz şurası. Burası tuvaletin önündeki tuvaletten bağımsız çalışan lavabomuz. Ve bu lavabonun o zaman hem sıcak suyu hem soğuk suyu olmak zorunda. Şu an hatta mesela şöyle giderken bizim hattımız işte şu şekilde gidecekken mesela oradan şu yukarıya mesela soğuk suyunu verecek. Ondan sonra sıcak su şöyle giderken oradan şu yukarıya sıcak suyunu verecek sayın arkadaşlar. Bu şekilde bir dağılım gerçekleştireceğiz. Zaten bizim soğuk suyumuz şuradan gelecek. Hattımız bizim başlangıç yeri orası. Oradan dağılacak. Biz daha demin kombiye falan çektiğimiz borular vardı. Onları gördünüz. Onlar da oradan çıkıyor işte sayın arkadaşlar. Onların hepsini göreceğiz. Hiç kafanızı karıştırmayın. Siz sadece şu an için izlemeye devam edin. Sürekli boru kaynatarak ilerliyoruz sayın arkadaşlar. Ve gördünüz mü? Şimdi geldi.
Bakın buradan devam edecek. Hat buradan yukarıya döndü. Buradan yukarıya döndü. Mesela bir tanesi sıcak su, bir tanesi soğuk su. Şu soğuk su muhtemelen. Şu soğuk su biraz daha şuradaki borunun kalın olduğundan dolayı söylüyorum. Bu da sıcak su muhtemelen. İlerleyelim biz. Bakın aynı hattın devamını taktı. Gördünüz mü? Şu an sıcak su hattı. Şu an sıcak su hattını suyun ısındığı yere kadar götürmedik. Yine söylüyorum. Şey almasın bakın. Biz boruları kaynatarak gidelim. Ondan sonra bütün sistem oturacak. Şimdi AutoCAD'den de göstereyim orasının neresi olduğunu. Bakın. Bizim dairemizin içi şurası. Şuradaki lavabo. Lavabo kısmı var ya. Şu an bunun kısmını hallediyor. Aa, şurada da su ile alakalı şeyler çizmiş. Bakın işte şu an yaptığı yer bu kısım sayın arkadaşlar. Bu kısmın borularını döşüyoruz daha doğrusu. Şu an borular gelecek buradan böyle. En son şurada olan bizim kombimize kadar ulaşacak. Oradan hem soğuk su hem sıcak su bizim kombimize kadar ulaşacak sayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda genel hattın nereden geldiğini, nereye doğru gideceğini falan filan biraz AutoCAD üzerinden isterseniz bahsedeyim. Ondan sonra biz borularımızı yerleştirmeye devam edelim sayın arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın.